Kadın heyecanla cevap verdi. Oysa çocuğa sormuştum. Bu kez saçını okşadım çocuğun. Tekrar sordum usulca. Kadın o kadar memnundu ki durumdan, her soruma ard arda cevap verdi durmadan. Çocuğun açılan ağzı annesinin kendinden önce verdiği cevapları duymasıyla kapanıyor. Kelimeler bir yutkunuşta geldikleri yere geri dönüyordu. Ona seni tanıdığıma memnun oldum demek isterdim. Kendini tanıtabilseydi eğer. Annenin çocuğu dürtüp teşekkür etsene teyzene. Bak seninle ne kadar ilgilendi demesi bana veda vaktinin geldiğini haber verdi hüzünle. Gülümseyerek gözlerinin içine baktım, göz kırptım ve seni tanımak isterdim dedim. Eğer konuşmana izin verilseydi. Tabii bunu diyemedim. Oradan uzaklaştım. Bu tür manzaralara alışkın olsam da üzülmekten alamadım kendimi. Biliyordum ki anne iyi niyetliydi. Çocuğuna zarar vermek aklının ucundan bile geçmezdi. Sadece işini kolaylaştırıyordu çocuğunun. Başka durumlarda da olduğu gibi. Ne vardı ki çocuğunun dağıttığı oyuncakları toplamasında? Yatağını topladığı gibi oyuncakları da toplayabilirdi nasılsa. Bir de giysileri vardı çocuğun. Canım ne var ki bu kadar iş yapmışken birkaç pantolon, kazak, çorap kaldırsa eline mi yapışırdı? Hem daha bizimki çocuk büyüyünce öğrenir. Bütün anneler, belki de babalar böyle düşünmez mi? Sonra bizimki biraz büyüdü, şöyle okul çağına geldi. Matematikte zorlandığında yine annesi yetişiyordu imdada. Ne de olsa bebek oyuncağıydı onun için matematik ödevi. Çocuğun resme zaten hiç kabiliyeti yoktu. Ne yaptığı adam adama benziyordu, ne de ağaç ağaca. Yine yardım gerekliydi. Annesi adama benzeyen adam, ağaca benzeyen ağaç çizebiliyordu. Yardım ediverdi. Bu arada hala dağılan eşyalar, oyuncaklar annenin eline yapışmayarak kalkıyordu yerinden. Bizimkisi ne zaman komşularda ya da akrabalarda bir yerlerde yaşıtları da olsa ve hatta oyun oynasa hiç sorun çıkmıyordu. Çıkmıyordu çünkü her sorun ses olmasın, çığlık atılmasın, kimse ağlamasın, işte bu en güzeli diye düşünen anne tarafından ortadan kaldırılıyordu. Bizimkinin arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar annesinin karar ve yöntemleriyle hemen çözülüyordu. İlkokulda da asla karar vermek zorunda kalmadı bu çocuk. Sene sonunda oynanacak piyesteki rolü öğretmeni seçmiş, her gün giydiği ayakkabısında annesi karar vermişti. Annesi harika hediyeler seçerdi çocuğuna. Ne istediğini bilmese de çocuğunun tahminde hiç yanıldığı olmazdı. Çocuk kendisi için en güzel kitabı, en güzel oyuncağı, en güzel kaza nereden bilir ve nasıl seçebilirdik? Anne hepsini bilirdi. Anne mutluydu, çocuksa suskun. Derken biraz daha büyüdü çocuk. Ailesinden bağımsız ama annesinin seçtiği arkadaşları oldu. Sorun çıkarsa annesi daha rahat müdahale etsin diye annesinin daha yakından tanıdığı çocukların arasından arkadaşlar edindi. Bu arada karnede de kırıklar getirdi bizimkisi. Nasıl olsa annesi sebebini herkese anlatabilirdi. Sonra biraz daha büyüdü bizimkisi. Genç oldu. Büyük şehir temkinli bir yer değildi. İşte bu yüzden yalnız başına hiç çıkmadı sokağa. Diğer mahalleye kadar hiç yalnız yürümedi. Okula zaten serviste gidiyordu. Yürümesine de gerek yoktu. Gerçi hafta sonları babası kızını arabasıyla gezdirirdi. Yalnız kalamadığı için bir tek o gün üzülmezdi. Bir hafta boyunca babasını görmek için beklediğinden olsa gerek. Bu arada birçok kez konuşmak istedi. Ama ağzından yanlış kelimeler çıkar diye düşünüp susmayı tercih etti. Annesi onun için
hatta onun yerine her zaman en güzelini düşünüyor ve en doğrusunu yapıyordu. Onun yanında yanlış yapamazdı ki bizimki. Biraz daha büyüdü. Belki de yaşlandı. Herhalde doğrusu bu. Annesinin istediği okulu bitirip annesinin bir arkadaşının şirketinde işe girdi. Annesinin seçtiği biriyle evlenip bir yuva kurdu. Hala en çok görüştüğü annesi. Bazen acaba ben bunu mu isterdim diye soracak gibi oluyor kendine. Ama vazgeçiyor. Ya yanlış cevap verirse? Ara ara içinden haykıran sesler gelse de kulağına bunu hiç düşünmüyor, duymuyor bile. Peki mutlu mu? Annesi daha iyi bilir. Bunu bilmiyor. Bir yazarın ağzından anlattığım bu hikaye, anlattığım ve anlattığım bu hikaye aslında kıyısından, köşesinden hepimize bir yerlerde bulaşır sevgili dostlar. Bulaşır. Böyle çok zayi edilmiş hayatlar vardır. Hani bir düşünürün dediği gibi. Hepimiz hayatımızın bitmesinden korkarız. Peki ya hayatımız hiç başlamamışsa? Ya hiç başlamamışsa hayatımız? Ondan korkanımız yok. Asıl korkulması gereken hiç başlamamış hayattır. Hiç başlamamış hayatın sahibi olanlar zaten ölse bile ölmüş bile sayılmaz. Çünkü ölmek bile yaşayanların, hayatta olanların ayrıcalığıdır. Muhabbette kalınız.